Türkiye'de bir şike davası gündeme geldi. Siz 3 gün sonra bakan oldunuz. Evet. Fenerbahçe'ye acil bir çamur atıldı. Bunun için yok yere diyetler ödendi. Süreç olarak bakanlığınıza bağlı olan TFF Başkanı ile ne görüşünüz? Rapor olarak ne sundunuz? Görev yapanlar firari iken siz bu süreçte hukukçu olarak vicdanınız rahat mı? Aziz Yıldırım çıkıp konuşma yaptı. Arkadaşlar dedi, ne futbolu, ülke elden gidiyor dedi. Bundan bir sene sonra bu olaylar yaşandı. Şimdi Aziz Bey bunu 6 ay, 1 sene öncesinde tahmin ederken siz spor bakanı olarak göreve geldiğinizde bu yapılan kumpasın bir kumpas olduğunu farkına varmadınız mı? Çevrenizde çalışan insanların FETÖ mensubu olup olmadığını tespit edemediniz mi? Teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Ya başlangıç bayağı sert bir başlangıç oldu yani. Daha kalp atışlarım normale dönmedi. Bu çok farklı bir ortam, onu size söyleyeyim yani. Eyvallah. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bir tokat yediniz. Hatta dayak yedi diye de gündeme gelmişti. Böyle bir şey var mı acaba? Sayın Başbakan'la gerçekten AK Parti'de bulunduğum bütün yıllar boyunca, ki 21 sene oldu AK Parti'de olduğum süre, aileden biri yakınlığı içerisinde bulundum. Ne kadar açıklama yapsak da maalesef bu lekeyi kaldırıp atamadı. Böyle bir şey sureti katiyede vaki olmamıştır. Hatta aynı gün Bakanlar Kurulu olmasından dolayı Sayın Başbakan'la aramızda bir esprileşmeye de konu oldu. Kendisiyle istişare ettik ve hemen yalanlamak, reddetmek lazımdır dedi. Bunların hedefi benim, biliyorsun dedi. Mansur Yavaş'la ilgili eleştirinize katılmıyorum. Dünyanın en iyi belediye başkanı ödülünü aldı. Ben de alırım o ödülü, merak etme. Mansur Yavaş'ı eleştiriyorsunuz ama Turgut Altınok'u pek eleştirdiğinizi göremiyorum. Sanırım A takımından korkuyor veya çekiniyorsunuz, böyle bir çekinceniz oldu. Vallahi öyle korkulması gereken bir takım falan filan varsa yayını ihbar kabul edilsin. Ne diyeyim ben? Beni karıştırmayın da efendim. Suat Bey, yıllarca AK Parti milletvekilliği ve bakanlık yapmış birisi olarak bunca yıldır hizmet verdiğiniz partiden bir gecede istifa ettiniz. İstifa etme sebebiniz neydi ve şu an aday olma amacınız CHP'nin oylarını bölerek Ankara'yı yine eski partiniz olan AK Parti'ye kazandırmak mı? Teşekkür ederim. Gazi Paşa'nın Ankara'yı başkent yaparkenki hayallerine, hedeflerine, modern cumhuriyetin enerjik başkentine dönüştürecek bir başkana ihtiyacı var. Bu kadar net. O da benim. Allah'ın izniyle. Bir önceki seçimde içerisinde yer aldığınız Cumhur İttifakı'ndaki AK Parti'nin Hüdapar gibi insanlarımızı domuz bağıyla katledenlere bile belediye başkanlığı verirken, size belediye başkanlığı vermemesinin sebebi partinizi kendileri için en büyük rakip olaraktan görmeler mi, yoksa sizi kayyile almamalar mıdır? Sayın Mansur Yavaş, Ankara'yı belediyesini kötü yönetiyor dediniz. Fakat sizin hem hükümetteyken, bakanken ve milletvekiliyken ki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Milli Gökçe'nin kendisinden, yani Mansur Yavaş'tan daha mı iyi yönettiğini düşünüyorsunuz? Ben bunu çok merak ediyorum. Teşekkür ederim. Cevap vermesen soru cevapsız kalacak. Cevap versen illaki Zülfiyar'a dokunacak ama yapacak bir şey yok. Seçim arabasında kadın adayın yüzünü karartma, Aydın'da parti toplantısında kadın erkek yan yana oturamaz kavgası olması ve bir hukukçu olarak da 6.284 sayılı kanunun kaldırmasına onay verdiğiniz bir partidesiniz. Memnun musunuz? Sorunuz öyle büyük bir mantık hatası ve maddi hata içeriyor ki neresinden düzelteceğimi bilemedim doğrusu. İlk günden bugüne kadar İsrail ile yapılan ticaretin özellikle demir çelik ihracı çerçevesinde yapılması, ticari ilişkilerin sekteye uğramaması sizce iktidara bir vebal yüklemekte midir? Eğer öyleyse Cumhur İttifakı'na dahil olan Yeniden Refah Partisi'nin yönetime bastonluk yapması ve dolayısıyla yönetimde bu durumun ortağı olması sizde vicdani bir rahatsızlık uyandırıyor mu? Ayrıca 54. Hükümetin Başbakanı rahmetli Necmettin Erbakan'ın "Siyonizmin asıl görevi AK Parti'yi iş başında tutmaktır" sözü, AK Parti'yi son seçimde iş başında tutma gayretinde olan Yeniden Refah Partisi'nde hangi şekilde değerlendirilmektedir? CHP'li Bülent Tezcan, genel başkan yardımcılarından birisi FETÖ'cü diye bir ifade söyledi. Hatta sicil numarasını da verdi. Siz de zamanında genel başkan yardımcısıydınız AK Parti'nin. Bu kişinin kim olduğunu biliyor musunuz? Biliyorsanız eğer söyleyebilir misiniz? Arkadaşlar, partiler genel başkan yardımcılarına sicil numarası vermezler. Yani gömmek için, çamur atmak için siyaset yapmanın hiç gereği yok. Bundan kul da razı olmaz, Allah da razı olmaz. Bülent Tezcan'a da tavsiyem şu olur. Ne meclise basın toplantısı düzenlemesine gerek var. Gitsin iddiasını savcılığa teslim etsin. Yani böyle bir şey varsa açıklığa kavuşsun. Bir çoban maaşının ne olduğunu bilmediğinizi düşünüyorum. Genelde Afganistan uyruklu insanlar tercih ediliyor çobanlık için. Çobanların şu an aldığı minimum maaş 30-35 bin lira. Yani 2 net asgari ücret. Akranlarından, arkadaşlarından herhangi birine "bizim köyün muhtarı çoban arıyor, çalışır mısın" demeyi düşünür müsün? Düşünürüm. Düşünürsen ben sana iş bulurum hemen. Ben sana Konya'da hemen iş bulurum. Tamam. Çobanlı düşünürsen numaranı arkadaşlarımız alsın, ben sana Konya'da iş bulacağım çoban olarak. Anlaştık. Suriyeli, Afgan, mülteci olacağına ben oluşurum. Ama bu mesele öyle birkaç kişiyle çözülecek bir mesele değil. KYK yurdunda kalıyorum. Hijyen, konaklama, yemek,
Her türlü problem var ve siz eski bir Gençlik ve Spor Bakanı olarak bu konuyla illaki ilgilisinizdir, bilginiz vardır. Biliyorsunuz eskiden 10-12 kişilik koğuşlar vardı yurtlarda. Biz bunları 3 kişilik odalara kadar indirgedik ve yine benim bakanlığım döneminde odalara buzdolapları koyduk. Mini buzdolabı ki hani meyve... Sayın Bakanım, şu an 6 kişi yurtlar ve oda o kadar küçük ki inanın bana kendimizi geçmişteki köle ticaretinde gemilerin altında yatan adamlar gibi hissediyoruz. Zaten şeye benzemiyor mu? Hani bir aktör vardı ya. Johnny Depp'e benziyor. Aynen, Johnny Depp'e benzemiyor mu? Neydi o filmin adı, serinin? Karayip Korsanları. Karayip Korsanlarına benzemiyor mu zaten? Hak ediyormuşsun yani. Bir sonraki soruya geçelim. Malumunuz Erdoğan 2028'de aday olmayacağını açıkladı ve AK Parti'ye ideolojik olarak en yakın parti siz gözüküyorsunuz kamuoyu tarafından. Erdoğan'dan sonra tarikatlar ve cemaatler sizin tarafınıza kayacak gibi gözüküyor. Onlara ne vaat edeceksiniz veya şimdiden ettiniz mi? Teşekkür ederim. Zaten sağ olsunlar bizim pankartlarımızı pat 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 indiriyorlar ama Ankara'nın her tarafı mevcut iki belediye başkanı adayın pankartlarıyla dolu. Böyle adalet olmaz. Böyle demokrasi olmaz. Size şikayet ediyorum. Size şikayet ediyorum. Karadenizler böyle durumlarda la ilahe illallah der, bu nedir ya? Hiç seslendirme sanatçılığı düşündünüz mü bugüne kadar? Reklam filmi izliyoruz gibi dediler. Hiç böyle bir şey denediniz mi? Denemedim ama 80'lerin setinde biraz oynadım. Bir televizyonculuk mazim var. Peki bu bölümün tanıtımını seslendirmek ister misiniz? Yaparım, yaparım. Mevzular Açık Mikrofon, yerel seçim özel konuğumuz, Yeniden Refah Partisi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Sayın Suat Kılıç.